Herkese iyi akşamlar. Bu bizim ikinci video konferans etkinliğimiz olacak. İlkini biz geçtiğimiz hafta cumartesi yapmıştık. Bu hafta yine cumartesi günü buluştuk. Bizim Kırmızı Mavi Karabük Spor Kültürü Derneği olarak amacımız, geçmişte futbol etrafında bu şehrin birleştiğini çok iyi biliyoruz, çok iyi gördük. Aynı şeyi yeniden yaşamak istiyoruz açıkçası. Bir birleşme, bir fikir dayanışması ortaya çıksın istiyoruz. Bunun için de bizim kendimizi fark ederek bir dipten bir taraftar dalgası oluşturmamız gerekiyor. Bir bütünlük sağlamak için, bir araya gelmek için de bu platform bizim için gayet uygun. Bu akşam ikinci oturumumuzu yapacağız. Öncelikle şöyle bir akışımız olacak. Biz önce konuklarımızın kendi aralarıyla konuşmaları için bir imkan sağlayacağız. Sonraki aşamada yapacağımız şey bizlerin teker teker sizlerin soruları olursa soruları konuklarımıza yöneltmenizi isteyeceğiz. Biz öncelikle Hakan Söyler'le başlasak, Hakan abiye sözü versek, kendisi bir giriş yapsa, sonra konuşmaya akışından devam etsek, öyle bir planımız oldu. Hakan abi buyurun, söz sizde. Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Futbolcu arkadaşlardan eksikler var herhalde biraz daha. Onlar da gelirler biraz sonra. Bütün Karabük sporlulara iyi akşamlar diliyorum. Bu haftalık yaptığımız geceyi artık gerçekleştirelim. Her hafta yapalım. Metin Yılmaz başkan olana kadar Metin abi başkan yapana kadar bu programı yapalım. Hepinizi seviyoruz. Karabükleri, Karabük sporları herkesi çok seviyoruz biliyorsunuz. Futbol hayatımızın en güzel günleri orada geçti. Başka kim var şöyle bakıyorum de. Ahmet İlhan burada. Büyük Karabük sporlu kardeşim. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. İlhan Parlak, Ahmet İlhan. Öbürleri de bağlanırlar. Metin abiyi göremiyorum. Biraz gecikeceğini söyledi. Az bir arkadaşlar hepimiz konuşalım. Ben zaten artık içinizden biriyim yani. Sıkıntı İlhan, eski kaptanlardan İlhan Parlak da konuşabilir şu anda. İlhan Parlak da çok büyük emekleri oldu. Ahmet İlhan'ın da öyle. Ya bakıyorsun burada. Özgür Ağardı var. Kardeşim babaya selamlar. Murat Coşkun var. Murat Coşkun benzinin pompası kaç lira oldu Murat Coşkun? Benzin litresi pahalandı herhalde biraz. Benzin litre fiyatı. Benzin fiyatı şu anda 5.80 abi. Neyse, siz kaçak satıyorsunuz o zaman siz? Yok abi. Seninki kaçak. 5 liraya kadar bitmişti zaten. Başka kim var? Vallahi herkes burada ya. Oo, Berkcan, iyi akşamlar kardeşim. Genç futbolcu arkadaşlarımızdan biriydi, yetenekli. Şuraya geçeyim, çok ses geliyor. Ama kendine bakmadığı için demek ki süperlikte oynayamadı. Evet. Hakan abi sesin geliyor mu? Geliyor, geliyor. Ya sen telefondan nasıl bağladın abi kendini? Telefondan nasıl bağladım? Açılmıyor benim. Kardeşim gönderdi linkten tıkladın mı açılıyor otomatik. Link gönderdi ya telefona. Tamam gönderdi. Tıkladım. Allah Allah. Kim o ya? Beykan mı? Demek ki evet. Tıklayamamışsın sen. Aşağıda kamera işareti var. Beykan ona bassan. Beykan tamam, mı geldi? Tamam. Beykan senin bağlanmaman normal. Normal bak. Aa Yiğit de burada. Selamun aleyküm. Aleyküm. Uğur nerede? Uğur'la. Uğur gelmedi mi? Uğur dur bakayım. Az dur bir arayayım aslında Uğur'u ya. Abi, az önce konuşuyordum Uğur'la. Uğur ara. Ara Uğur da gelsin. Bir dakika dur bir arayayım hakikaten. Program uzun sürecekse Bülent Bal'da mı arayın? Bu program bitmez yoksa. Hakan abi hani tek başına konuşur. Ben mi? Ben tek başıma konuşursam olmaz. Ayıp ya orada büyükler var bak. Abi herkes konuşsun. Gençler de söz alsınlar. Soracakları bir şey varsa sorabilirler.
Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese. Hakan abi, Uğur çocuk uyutuyormuş. Çocuk Hakan Özmer, hoş geldin. Ya o var ya, o var ya, evlendiği günden beri çocuk uyutuyor zaten. Onun zaten evlenmesi büyük bir hataydı. Nasıl evlendi onu da bilmiyorum da. Başka kim var? Yiğit var, Yiğit. Yiğit'i gördüm. Hakan'ı Yiğit gördüm. Var, evet. Yiğit var, Ufuk Kezeroğlu'nun evladı. Kezeroğlu. Hakan abi, Erdem nerede Erdem? Abi Erdem'in de haberi vardı. Erdem sahur yapıyor galiba. O da eşiyle çocuğunun resmini atmış. Kediyi koymuş araya Instagram'da. He. Çocuk yapacağına kediye bakıyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ya burada Beykan da var da. Ya Beykan, ne zaman büyüdün de çocuğun oldu senin ya? Abi Allah Allah. Beykan büyümeden mi çocuğun? Ne zaman büyüdün de çocuğun oldu senin ya? Beykan büyümeden mi çocuğu oldu? Ya bir şey yok. Boş şey işte. Sen hani çocuğun ne güzel evlenmiş. Çoluğu çocuğu var. Takılıyor. Hayır, ben zaten ona takılmadım. Olsun. Allah Allah mutlu mesul etsin de. Ya kendi daha çocuk benim gözümde öyle ya. Ne bileyim. Hakan abi, normal beni 10 yıldır tanıyorsun. Benim babam kadar tanıyorsun abi. Zaten babam var. Babam niye tanıyor seni? Merak etme. Baban seni daha tanıyamadı. Biz daha iyi tanıyoruz seni. Tam değişmeye gerek yok. Düzenli. Yiğit nerede ya? Yiğit göremedim ben ya. Ya bu telefonda ben seni gördüm. Göremedim adam. Ki ben. Dört kişi görebiliyorsun. Ben buraya gel. Dört kişi görebiliyorsun, evet. Ha, şimdi gördün. Neyse, ben Hakan abi olayınca aynı abine dönmüşsün ha. Yiğit'im gavi. Adını içiyorum kardeşim. Yiğit'im kahvesini iç. İçinde kahve var değil mi onun? Tabii ki de. Abi. Bizim Anıl abi yok muydu ya bizim zamanımızda? Anıl Anıl abim vardı ya. Anıl'ı aradık. Anıl'ın gelmesi lazım da. Erkan Kaş nerede? He, Kaş nerede? Malatya'da. Oğlum ben oynadıklarımı şey yapıyorum oğlum ben. Arıyorum. Siz de oynadıklarınızı. Ben Erkan Kaş'ta oynamadım. Hiç oynamamışsın abi. Abi Bülent abilerle oynadıkları 2,5 saat konuşmuşuz o gün ya. Sizden sonra 2 saatte benimle konuştu şeyden telefonda. Yüce ya, Hoca da var ya. Çok güzel taktiği vardı ya. Alacağım, vereceğim, vuracağım evladım. Geri farklı evladım. İlan. Efendim kardeşim. İlk sen transfer olduğunda sana Emenike'yi sormuş ya. Hakan abi biliyorsun da bunu. Biliyorum biliyorum ya. Bilmem ya. Ne o? Şimdi ben ilk transfer oldum ya. Yiğit onun şeyde başka ilk kulübe gittiğimde de geçen onu da anlattım. Benim Mehmet'in de yok muydu? Ben imzaya mı ne aşağı gittim. Notere bir yere gideceğim. Sezai Abino diye bir girdim. Bizim Ferdin Başkan böyle yapıyor Mehmet'e. İlhan'ım hoş geldin oğlum. Nasılsın? Mehmet'i ne diyormuş? Mehmet'i ne diyor? Mehmet'e böyle bakıyor. Mehmet'e de göbek biliyorsun şey. Böyle yaptı. Başkanım ben İlhan değilim de. İlhan burada dedi. Tamam. İlhan sen misin? Gel bakalım dedi. Sarıldı. Özmert, oradan da siz kamptaydınız ya şeyde, Bolu'da. He. Ben direkt oraya geldim. İtman'a yetiştim, İtman'a çıktım. Ben şimdi Yücel Hoca'yı da tanımıyorum. İlk defa böyle şey. Gittim, merhaba hocam dedim. Ben İlhan Parlak. Bana böyle yaptı. Emenike'yi gördün mü? Emenike. Canım ben İlhan. Tamam oğlum, hoş geldin de Emenike nerede diyor bana. Ben takıma yeni gelmişim. Biz dedim, lan bu neymiş, biz neyiz yani? Bu Emenike kim? Ondan sonra da Hakan abiler bana diyor ya. Ya oğlum sen oynarsın ya, Emenike işte gol vuruşları falan zayıf. Ulan İtman'a çırttık. Emenike topu alıyor, gidiyor vuruyor. Vallahi değil, bunlar daha benim gol vuruşunu görmediler herhalde. Emenike bu Özmer. Perşembe günleri çıkar yapıyoruz yani. Bülent Bağ genelde yedek oluyor. Karşısında Emenike oluyor. Şimdi bu Emenike yetişiyor, tamam mı? Emenike gidiyor, bekliyor. Bülent Bağ gelsin, bir çalımda atayım diyor. Bülent Bağ da diyormuş ki, beni geçirmiyor bu. Eren'e demiş ki, tercüman Eren'e demiş ki, Eren'e, Emenike. Demiş,
Temizin diye kaleye gitmiyorum. Gelip topu veriyorum, ona geri alıyorum. Dala geçiyorum ona. Bilet bana veriyorum. Zaten ben ona sanıyor ki ben Emenike'yi tutuyorum. Yücel Hoca'ya dedim ya, hocam dedim ben forvet değilim. Sağ tarafta da oynuyorum, sol tarafta da forvet arkası da oynuyorum. Ön taraf var şey yerde oynuyorum de senin ya. Emenike garanti. Emenike garanti abi. Adam alıp alıp gidiyor maşallah. Ya, bizi de Karabük'te böyle bitirdin Beylan abi. Sağda oynuyorum dedim, sol. Beykan sen kendi kendini bitirdin oğlum. Seni canlı bu maçı da gol atıp formayı Tolga'ya gösterdiydi ya. Ya abi. Allah kulübede nasıl küfür ediyor bu da. Ya, ya abi bir insan kupa maçı. Oo Ahmet İlhan sen de mi oradasın ya? İnsan bir konuşur ondan ya. Ondan sonra kadro abi sabahtan beri sana selam veriyorum, duymuyorsun. Nereden veriyorsun selam? Buradan abi. Bu abi çay yazmış ya. Çay. Ya. Bu şey geldi. Emenike ilk geldi de kampına. Daha şey maçı önünde Buca maçı var. Emenike ilk geldi geride kampa. Daha böyle sırtında mont var, saçlar böyle atırsızı gibi aynı. Şey dedi ki Gökhan Güney, kardeşim dedi bu 5 tane gol atsın dedi futbolu bırakırım dedi. Gökhan Güney. Maça bir çıktı. Ben dedi geri aldım dedi verdiğim şeyi dedi. Bu ne lan dedi. Seyit abi de anlatıyordu ya. İlk geldi terlikle diyor. Getirdik bunu. Zalifli Otel mi oldu? Zalifli. Hakan sesin gitti be. Benim Hakan bu telefon ne ya? Ya Hakan abi telefon alalım veya internet göndereyim. Bu telefon nereden konuşuyorsun Hakan? Şehriye gideceğim diyor. Yok oraya git. Ya demiş hadi yürü git. Ayağına geçti bana böyle şöyle diyor ya. Allah'a gidecek Chelsea'ye diyor. Hakan abi şu Wi-Fi'den mi? Çık Hakan. Normal kendi telefonla konuşuyorum. Hakan abi şu an. Hakan. Vallahi bak. Kimse hiçbir şey anlamadı Hakan. Hakan oğlum. Yok oğlum biz kamptayız. Tamam. Şey abi, ne yapacağız? Geliyor mu şu an sesin? Geliyor. Şimdi geliyor. Abi, çık. Şimdi otelin bedava ki... internetinden çık abi. LTE'ye geç. Ya da lobiye in. Allah'ım var ya sizin ağzınıza düşeceğime var ya. Vallahi bak, yemin ediyorum kendi internetimi kullanıyorum. Bak başkanın otelindeyiz. Onunkini kullanmıyorum yani. Bak şimdi düzeldi zaten abi. Muhammed Özün'le karıştırdın herhalde Muhammed Özün'le. Sizden de bir şey kaçmıyor ya. Şey anlatıyordum Seyit abi. Yani bayağı kesildim. Nerede kaldım evet. Bilmiyorum ama. Abi otelde mi kaldım? Başta anlatacağım. Şimdi evet. Seyit abi tabii ben bir sene sonra geldim ya. Seyit abiyle konuşuyoruz. Ben de ilk defa gördüm Emenike'yi dedim. Bu ne dedim? Nasıl bir oyuncu dedim? Bu uçuyor dedim ya. Ondan sonra ya Hakan dedi. Ben dedi bunu ilk geldiği zaman denenmeye geldi Karabük'e dedi. Zalifli Otel'de yemek yedik diyor. Ayağında terlik yok. Üstünde eşya yok diyor. İşte konuşuyoruz diyor. Hedeflerim Chelsea'ye gitmek işte falan anlatıyor diyor. Ben de dedim ki içimden yürü git sen burada oyna seni biz bir alalım önce yeter diyor. İçimden geçirdim. Vallahi billahi Chelsea'ye gidecek. Bunu herkes takip ediyor şu an diyor. Dalga geçti. Hako, İbrahim Taş Karabüklü ya. Bu diyor Karabük'e geldi. Ferdun, ben de oradayım. Ferdun Başkan aradı diyor. İyi diyor. Al şu Emenike diye bir oyuncu ilgilen. Gittim diyor. İşte abi bana kontür al diyor. Tamam ben de gittim bir 100 kontür falan aldım diyor. Hebe sabah diyor kontür alana kadar adamın bol servisini alsaydın ya diyor. Ama 100 demek, kontür bol servisini alırdın. Kaç liraydı? Çok ucuzdu ya. Çok ucuzdu ya bol servisi. Ne bol servisi var işte. Beyler iyi akşamlar beyler. Aha geldi. Oy. Saygılar sevgiler geldi. Beyler. Aha geldi. Kim ya? Yalanları da dinleyelim. İlanıma oğlum. Bak ya. İlanıma bak maşallah. Ay farkında. Tıraş oldum. Abi bak bu Erdem abi. Vay Hakan Seyir'in ne haber ya? Konuşma. Kim lan o? Erdem abi. Bu da geldi. Uyutmuş çocuğu. Hakan Seyir'in diyen kim lan o? Dur bakayım dur. Benim ben. Uğur Korkmaz. Uğur ne zamandır kimse görmüyor. Uğur Korkmaz gelmiş benim canım evladı.
Tam işler güçlerdeki şey gibi olmuşsun ha, yemin ediyorum sana. Oğlum yaşlandım. Aynen tam olmuş, yemin tam. Sadi gibi olmuş. Sadi'nin aynı tişörü. Sözleşmeye ne gibi herhalde. Erdem halbuki maçta oynamıyor bu. Niye yoruldu bu kadar bilmiyorum ha. Vallahi ben de. Uğurlar. Hem de karabikten sonra oynamadı ki bir daha. Aa, ilk üç sene oynadım. İlk üç sene oynadım ondan sonra. Ondan sonra haklısınız. Abi hakkını yemeyin. Kupa maçları oynadım. Uğur'um hiç yaşamıyorum. Yüce adam yani. Önümüze 4 milyon euroya adam almışlar. Hangimizin önüne aldılar oğlum? Son dakika değil. Dur ben anlatayım. Dur. Dur ben anlatayım onu. Dur. Şey sakatlandı sizi... kim? Mabiela sakatlandı. Mabiela. He aynen. Mabiela sakatlandı. Hoca böyle yaptı. Uğur dedi seni alacağım. Uğur da geçen hafta Çivas'ta kendi kalemize attı ya. Böyle. Hocam dedi ya. Kime düşürtürecek bizi? Ne beni alacaksın dedi ya. Allah Allah söyler stoperi çek yiğiti git. Ön liberoya çek yiğiti stoperi dedi ya. Ben oynamam. Abi var ya, benden iyi hoca olur ama doğru taktiği ver. İlan. İlan. Allah müthiş. İlan. İçeride Rize'yle oynuyoruz. 2-0 öndeyiz, tamam mı? Korner direğinin orada Uğur ısınıyor. Bana böyle yapıyor. Kardeşim, ne zaman çıkacaksın? Kanki. Şimdi 2-0 öndeyiz ya. Dakika 70 falan. Rize bir gelmeye başladı. Üst üste kornerler kullanıyorlar, tamam mı? Uğur böyle yapıyor. Hadi kanki ne zaman çıkıyorsun? Tamam oğlum çıkacağım diyorum, tamam mı? Ondan sonra 2-1 oldu maç. Ali Adnan o ara 30'dan 40'dan vuruyor falan böyle. Çılgınlar gibi yeriyorlar. 2-1 maç. Ondan sonra Uğur'a böyle yaptım. Uğur çıkayım mı lan dedim. Yok kanki böyle devam et. Çok iyi gidiyorsunuz diyor. Esas hangi maçtı? Yine Rize maçı mıydı Erdem? Doğum günü. Rize maçı deplasman. Aynen. Doğum günü diye maçı. Tonlacı diye. Hocam gömme. Tonlacı böyle yaptı ya. Uğur. Söylesene oğlum doğum günümmüş. Hediye alırdık. Gerek yok hocam. En iyi hediye Erdem kardeşim verdi. Sözü aldım. Şöyle yapalım. Biz birkaç böyle fotoğraf gösterelim, ekrana geçelim. Onlar üzerinden konuşalım. Ben bir tane seçeyim buradan. Gayet güzel bir fotoğraf. Bu efsane fotoğraf ya. Aynen. Hangi maçtı bu? Antalya maçı değil mi ya? Antalya maçı. Şey, Ahmet Öğretip Özdemir Goç da hep beraber... Ahmet İlhan bütün gol sevinçlerini yaptı ya oğlum o maç. Sikip Bey'e gider yapıyordu o mu? Sikip Bey'e gider. Timsah yürüyüşü yaptı, kalp yaptı, ya. Böbrek yaptı. Hayır Özlem'e gitmemiş miydi? O maç ne mi bu? Hayır. Kaydı baydı, bir şeyler yaptı. Hayır. Bu maç şey maçı. Anlatayım mı? Ben buradayım. Hoca Sikip Bey. Evet, Sikip Bey. Formayı fırlatıp küfür ettiğim maç. Hatta Yiğit abi böyle ağzımı kapatıyordu benim. Sus. Yok diyorum, susmayacağım diyorum. Bilmem ne yapıyorum. Abi siz de gelmişsiniz. Transfer itmanlarda üzülmüyordunuz. Adam ne yapsın abi ya? Oğlum ettiğin küfürleri tribünden duydum. Tribündeydim ben bu maç. Hep hocalar, Hakan söylersen hep zor zamanlar tribündeydin zaten ya. Yiğit abi böyle ağzımı kapatıyor benim. Oğlum sus lan, sus lan diyordu burada. Aynen. Sanatı 5'te atmıştım. Zaten 80'de bir ne girdim oyuna? 80'de girdi, 89'da gol atmıştı oğlum. Ki yedek kalmayı da sevmezsin. Böyle çok iyi hatırlıyorum. 87'de girdim. Emre Güngör o zaman Antalya'da oynuyordu Emre abi. Kırmızı kart gördü ama ben nasıl mutluyum abi, hatırlıyor musunuz orada oyuna girişimi benim? Ben hatırlıyorum Ahmetciğim. Evet. 96'da gol attım direkt Kulübe'ye. Oynamayın. Abi bana küfür ediyor. Ulan senin yüzünden 5 hafta daha kalacak bu diyor. Formayı çıkarttıktan sonra şöyle yapıyordun ya oğlum. İsmini gösteriyordun ya formayı çıkarttıktan sonra. Ya bir şey diyeceğim. Bunu iyi çenmeydi. İyi çay mı içiyorsun? O bardağın içine gerçekten çay koy abi. Az önce elma bitirdi ama kahve gösterdi de herhalde yan bardağı gösterdi. Yiğit bir o bardaktan alıyor, bir öbür bardaktan alıyor. Soğuk çay içiyor kardeşim. Hadi moderatör başka birisini göster. Başka bir tane daha geliyor. Hemen. Dilan'ın tellere saldığı resim falan yok mu ya böyle?
Şener Ahmet Gıdız yani, köpek gibi. Çok güzel bir tane geliyor. Biz bunu da seviyoruz. Enaraman'ın amcasının oğulları atladı ya. Hakan'ın genç aksın arkada. Beyler, seni düşürdüğünüz sene ben yoktum. Düşürenler ben de yoktum. Siz de yoktum abi. Siz, ben Avrupa'ya gidiyordum gene. Uğur, UEFA'ya götürdük. Aynen Hakan abi, sen de yoktun. Ben çıkayım da siz konuşun ya. Bu resmen açar da ben çıkayım da. Burada Hakan Özmet, Erdem, Beykan, ben, Ahmet İlhan, biz size bırakıyoruz kardeşim. Siz konuşun bu konuyu. Ben yoktum. Konuşacak bir şey yok. Görüyorsun işte. Bir dakika, yalnız Beykan da yoktu abi. Onu tamam o zaman bu düşünme işlerini Ahmet İlhan'la Yiğit'e bırakıyoruz abi. Onlar bakıyor bu işe. Evet. Abi ben fena zaten bir konuşacağım. Ne söyleyeceğim? Burada var ya, bir ben Erdem mi vardık ya? Yok oğlum, Yiğit var. Yiğit bir var, tane daha var. Ben bulayım burada. Maç sonrası bulalım. Hayır, Yiğit var, Ahmet İlhan var. Ahmet İlhan da var. Penaltı kaçırdın ya sen Fethiye'nde. Şuraya herkes burada maşallah. Yiğit de masalarının arkasına saklanıyordu ya. Penaltı. Erdem abi, onu anlatacağım ben birazdan. Ya Yiğit var ya. Hoca diyor, evet. Penaltı atacaksın mı? Vay be. Ortalara bakıyor. Ne güzel program. Evet. Ne günlerdi be. Vallahi ne günlerdi. Bu hangi ya? Bu benim de olduğum sene mi ya? Bu aynen. Bu Rosenborg maçı. Sende var. Sende var. Rosenborg maçı. Yo, ben burada yoktum. Ben yokum burada. Ya bir şey, bunlar bizim mirası yiyenler işte kankim. Sanki mirası yediler bitirdiler kulübü. Ne hale getirdiler. Oğlum biz 400 milyardan çıktığımızda. Oğlum. Para paraları karıştırma abi. İlan, abi. Kardeşim Metin parayı bir daha oynattı lan. Oğlum senin yeteneklerin o kadardı. Ne yapacaksın? Aldığın şu. Oğlum şu resim çok güzel ya. Ya ulan. Hakan söyler, sen siyasetten kazanacaksın. Devam oradan, devam. Ya güzel günlerdi be. Vallahi bir şey söyleyeyim. Ben o golü ben hayatım yalnız boyunca... bir şey size bir şey söyleyeyim mi? Karabüyü çok özlüyorum, Allah çarpsın ya. Çok ben seviyorum. Hayatım çok özlüyor. Vallahi kim özlüyor? Hani kaç yıl geçti, hala daha unutamıyoruz yani o günleri yani. Yok. Oğlum ben İstanbul'a geldim. Anlaştığımda kalacaktım. Bu hangi maçtı? O ilk sene kaldığımız sene. Musun? 12 puandan aldık. Biliyor musun? Kaldık işte. Antalya maçı oldu. İlan, Samsun maçı olabilir. Yok, Antalya. Antalya'da olabilir. Bak arkada bir tane. Antalya maçı aynen olması gerekiyor. Bizim şu Antalya stoper kim? Stoper kimdi bak arkadaki? Yahiç miydi? Yahiç. 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 Taner Yahiç. Yahiç. Erdem, sarılan da golün gıllarından belli Mustafa Sarı. Mustafa Sarı ya. Kamburundan belli, kamburundan. Aynen, Antalya maçı direkten dönmüştü herhalde top. Bir kim kim vurdu? Biri frikik attı herhalde. Birol Hikmet, Birol Hikmet. Biroldur ya. Yine önüne mi düştü beyler abim? Burada da yine elinde savaş kardeşiydim burada. Zaten kaleci olduğu zaman üstüne vurdum. Herhalde. Büyük ihtimalle kaleci yoktur kalede. Olmazsa da direğe vururum ya da dışarıya atarım. Abi yani İlhan parmak deyince aklıma şu resim geliyor ya. Aynen. Öyle. O perma düştü hani ya. İlhan pozisyona girmeden zaten böyle yapıyor. Belli kaçacağı. Bir Sivas maçı mıydı ya? Lua lua getiriyor vuruyorum dışarıya. Aynı Sivas, değil mi? Tane kaçırdın ya, hatırlıyorum Sivas, ya. Sivas maçı. Evet, Sivas maçı aynen. Abi forvetin iyisi pozisyona girenedir ya. Boş ver. Aynen. Burası bu fotoğraf ya. Bende yok ha. Özmert, Sernat'a benziyorsun lan. Benziyor. Ya, benim var ya, Allah baba bile karıştırıyordu Sernat'ı. Yemin ediyorum Sernat sandım, biliyor musun? Allah Sernat sandım lan. Şu bu hangi bu? Allah. Beşiktaş maçı. İnönü'deki Beşiktaş maçı bu galiba. Galiba İnönü'de değil Beşiktaş da. Aynen. O 1-1 biten maç mı ya? 2-2 yok, o değil. 2-0'da da Erdem abi atıldı ya. 2-2 aynen, ben atıldım. Ben atıldım. Abi atıldıktan sonra 2-2 oldu. Kanserli gol attık. Kanserli gol attık. 2-2 yaptık. Aynen. Kanserli gol attık. Öbür şey kemoterapiyi de verdik. Lua Lua'yı aldık sayıya. Lua Lua atmadı mıydı? Sonradan girip atmıştır Lua Lua. İbrahim Ahmet atmış. Sağdan attı, solundan döndü. Neyse ben geliyorum kanka. Aynen. Bir tane Ahmet attı, bir tane Lua attı. Yiğit abi hatırlıyor musun? Odada beraberdik. Maçtan önce hastaydım da milli takım açıklanmıştı. Bugün de o. Aynen. Aynen. Dün yürüngür aldın ya oğlum.
Aynen. Aynen. Hastaydım, kolumdan serumu çıkarıp gittim ya hocam oynayacağım ben diye. Biliyorum. Ne fedakardım ben Ahmet'e. Ahmet sen ne yapıyorsun? Peki bu Tolunay'ın Beykan'ın tokatladığı anı hatırlıyor musun? Tuvalet. Ya bir şey diyeceğim de Beykan'ın Ener Roma'ya tekme atmaya çalışmasını ne yapacağız? Abi ben Aspala Aspala'yı dövüyordum ya. Aslan fareyle konuşuyorum burada. Hayır abi Ener Roma değil Aspala'ydı Aspala. Ener Roma'ydı Ener Roma ben çok oğlum Aspala'yla kavga edilir mi? Melek kavga etmez onunla ya. Seni var ya. Üçüncü ayakla kırbaçları Ener Roma dur oğlum. Ener Roma'ydı Ener Roma. Ben sahaya kapısı girmiş haberi yok. Erdem bu gençlere en iyi Uğur davranıyordu. Köpek gibi davranıyordu. Abi canım ya. İt gibi davranıyordu. Ben hala videosu var biliyor musun? Oynayın lan diyordu ya. Oynayın lan diyordu ya abi. O video hala bende var. Şimdi ben bir tane daha açayım. Bir fotoğraf daha gelsin. Hani kimini üzer, kimini sevindirir. Evet. Bence bu mutlu bir gündü. Hani biz her ne kadar elensek de sonuçta orada olmak müthiş bir şey. Bir şey olmaz. Bize sallıyorlardı o zaman UEFA'ya giderken. Yok bunlarla olur mu bunlarla? Al bak şimdi Karabük'le durumda futbolcuları bıraktılar. Yani ilk alma bak. İlk güzel defa seyirci pozisyonunda yanmış. Gerçekten güzel bir aşırı. Yiğit, bu harbiden çok güzel ya. Fotoğrafmış. Ya bu fotoğrafı bize atsana ya. Tamam. Yiğit abi hayatımda ilk kez böyle duruyor herhalde amına. Bunları ulaştıralım. Ben söyleyeyim mi? Yine orada eğlenmemizin tek nedeni Tolunay Ahmet'le kavgaya girdi biliyor musun? Aynen. İşte abi Yiğit o bir orada, anlatabilir oğlum, miyim? Sen, Erdem Yiğit orada ne düşünüyor biliyor musun? İnşallah 7-8. Ya da 10.'dur büyük ihtimal. 10. penaltı bana gelmez. Oğlum, yemin ediyorum hoca sordu ona. Hoca Yiğit'e sordu dedi ki penaltı atacağım mı? Yiğit yemin ediyorum bakmıyor. Sağa sola bakıyor. Hiç... Lan ne sağa sola oğlum? Oğlum sana diyorum atacağım mı diyor. Yiğit'e dedi ki. Ben çok yoruldum. Öldüm yani. Ako. Penaltı atacak halim yok. Ako. Yiğit'e çok koşan yaptı. Bir oyuncuydun ya ondan. Kim? Yiğit'e böyle yaptı. Hoca. Dördüncü dedi kimi yazalım dedi Ako. Dördüncü penaltı kimi yazalım dedi tamam mı? Dedim ki Yiğit'i yazalım hocam dedim. Ondan sonra tamam yazalım dedi. Yiğit yaptı böyle. Yiğit'e bir baktık. Masörlerin arkasında oturmuş ayakkabıları çıkartmış ayağından. Başka tarafa bakıyor Ako. Allah'ım ya. He atarım ben diyenleri de gördük. Bir şey söyleyeceğim. Sonra ağlıyorlar mıydı? Abi penaltılara geçtik. Tolunay Hoca soruyor şimdi. Kim atacak? Bir tek bak. 11 kişiyiz orada. Bir tek Erdem abiyle ben atacağım dedim. Sonra hoca birden üstüme yürüdü. Kolları sıvadı böyle. Ulan bir kaçırırsan dedi. Tamam dedim atmıyorum dedim. Ne demek atmıyorum lan dedi. Sonra Erdem abi orada. Baksana topa gelişe baksana Ahmet İlhan'ım. Ahmet'im diyor ki aha diyor geçmiş olsun. Atamazsak gittik. Şey dalga geçiyoruz. Dalga geçiyoruz da kardeşim çok üzüldü ya maçtan sonra. Vallahi çok abi, ağladı. Aynen. O gözyaşları anlatamıyorum. Ya Ahmet'im zaten yağmur yağsa ağlıyordu kardeşim. Abi penaltı noktasına gidiyorum ya bak. Daha topu almadım ha. Daha böyle orta sahadan penaltı noktasına doğru gidiyorum. Ulan her adımda kaleci büyüyor. Her adımda kaleye görünüyor. Böyle acayip bir şey oldu. Yolun ortasında dönsem mi dedim. Ulan dedim Türkiye'ye rezil oldum. Ya onu bırak. Erdem 5. dakika gol yedik ya. Ulan dakikaya bir baktım. Dakika 5 1-0. Dedim ki maç bitmez. Ya sen ne diyorsun? Ya sen ben bir şey söyleyeyim. Ben o maçta ikinci yarı girdim oyuna. Erdem. Aynen. O maçta ikinci yarı girdim oyuna. Bak kulübeye oturduk ya maç başladı. Bak zaten 5 dakikada herhalde 7 tane korner attılar şeyler. Saint-Étienne. Sağdan soldan geçiyorlar. Tolunay Hoca. Bak Tolunay Hoca yemin ediyorum elleri belinde. Artık 2 dakika mı 3 dakika mı ne böyle bekledi. Hiç tepki vermedi. Döndü bize. Anam avradım olsun dedi bu maç bitmez dedi. Bu ne dedi böyle bir şey var mı? Sağdan soldan geliyor. Adamlar 7 tane 6 tane korner attılar. 7. kornerde tamam mı? Sağdan soldan geliyorlar. Osmanlı ordusu gibi. Ulan ön direkte duruyorum. Korneri atacaklar tamam mı? Şöyle skorboard'a bakayım dedim. Bir baktım 4-23 yazıyor. Bak yemin ediyorum tansiyonum bir düştü. Diken diken oldu. Öyle bir şey oldu. İyi takımdı o takım ha. O Saint-Étienne takımı. Aynen. Erdem dedim mi yetekler rahatlasak diye.
Ya kanka yedik rahatladık vallahi zaten. Zaten. Sonra 115 dakika otobüsü çektik ya. Ya yiğidin seversin otobüsü çekmeyi zaten. Çamurlar da üstüne. İlan. Böyle bir şey yok. Çok cesur adam ya. Ya zannediyorsun ya. Şey dedi ya. Ya 27 tane takım çalıştırdı. Ulan şu dediklerime bir tane takım yapamadı diyor ya. Abi. Hakan abi. Yılmaz Vural'ı bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Bak şimdi biz Akhisar'la oynadık ya. Osmanlı Spor Akhisar'la oynadı. Yendiler bunlar, tamam mı? Maç toplantısında Yılmaz Hoca'nın ne dediği geldi bizim kulağımıza. Ne demiş biliyor musun? Şimdi demiş baskı yapmaya gerek yok. Geride demiş beklemeye gerek yok. Zaten demiş onlar... Hep birlikte koştuğumuzda hani bu bize kafa sallıyor diyor ya uzaktan. İşte onu diyor. Böyle yapacağım der gibi. İlhan da orada bize diyordu ya, oğlum dağılalım lan diyordu ya. Hayır, bir de ben o ara sakatlıktan... Bir daha bize diyordu İlhan o zaman, lan yürü git ne dağılacağız, beraberiz işte diyordu. O ara sakatlıktan döndüm ben, tek çalışıyordum ya, benim yanıma geliyordu. Bak. Bak şunlara bak. Nasıl? Göreceğiz. Hele devre arası bir tane oyuncu aldım diyordu ya bize. Bak böyle bir şey yok. Göreceğim ben sizi diyordu. Kuka Alves Miranda. Kuka geldi. Ahmet İlhan dedi ya. Abi yemin ediyorum dedi. İlk defa benden zayıf bir oyuncu gördüm dedi. İlhan dedi kibrit gibi dedi. Hakan. Özmer. Hatırlıyor musun? Kavaklar kahvesinde oturuyoruz bugün. Tolun Hoca falan. Musa gelmişti, hatırlıyor musun? Musa o ara kötü oynuyor. Tamam mı? Aynen. Musa geldi, anahtar verdi birisi. Hatırlamıyorum. Ya sen verdin ya. Aynen. Gitti. Gelip gitti. Ondan sonra hatırlıyor musun Yiğit? Ben hocaya dedim ki hocam dedim karışma. Bu maçı ben alacağım falan dedim. Hatırlıyor musun? Şey ya, vermiştim. İçecek vermiştim böyle şey. Karışım. Bir karışım buz vardı. Evet. Akhisar maçı. Akı. Aynen. Akhisar maçı. Yendik, Turgay Bahadır attı 90'da. 2-1 yendik. Ondan sonra maç bitti. Ortalık karıştı falan. Herkes seviniyor falan. Bir gün izin verdi. İkinci gün döndük kulübe. Beni çağırdı yanına, tamam mı? Ondan sonra dedim ki Allah dedim ne oldu acaba dedim. Acayip agresif falan. Öyle böyle agresif değil. Çağırdı beni yanına. Gittim. Otur lan şuraya dedi. Ses ya. Oturdum, tamam mı? Dedim ki Allah ne yaptık acaba dedim. Bir şey mi duydu? İlan. Eğildi bana böyle yaptı. O ilaçtan ne kadar varsa ellerinde, ne kadar paraysa söyle de hepsini alalım. Ah Hakan abi. Power kokteyl. Zaten kulübe hepsini Hakan Söyler soktu onları. Ya İndiriyordu Hakan Söyler var ya. İndiriyordu. Polen, yemin ediyorum yediriyordu bize, tavanda duruyorduk sabahları ya. Oğlum bir şey gitti ya. Şey ben yurt dışına Sernat aradı Romanya'dan. İlaçtan varsa göndertir bir dedi. Vitamin ko diyor ondan. Ya bir tane yaşlı amca geliyordu ya Ako. Agalar adam bu ilaç... Işte, bir poşetle. Adama ilaç veriyordun ya. Abi, teşekkür ediyordu sana devamlı. Yağ yakmaya yarayan ilaç neydi? Rekarnetin miydi? Rekarnetin. Bir gün bu ilaçları getirmiş Hakan abi, tamam mı? Dedi alır mısın? Ben de safım ya. Tamam abi ben ne varsa alayım ben dedim, tamam mı? Sonra içiyorum ben bunu her gün, tamam mı? Yiğit abi dedi ki sen ne içiyorsun dedi. Abi dedim Hakan abiden aldım dedi. Bir baktı yağ yakıcı şey. Oğlum dedi sen bunu giy. Hakan abi sattı dedim. Yanlış şey satmış. Sarısını satayım. şu an izleyicilerimizden soru sormak isteyen varsa el kaldırabilirler. Böyle bir şeye geçelim, döneme geçelim yayında. Geçelim. Ahmet Kubilay sormak istiyor. Sesini açtım, sorabilirsin. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Sesim geliyor mu? İyi akşamlar. Ses geliyor, herhangi bir sorun yok. Evet. Herkese merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Bu yayındaki bütün abilerimiz geçmişte bize çok büyük mutluluklar yaşattılar. Ben tek tek teşekkür ediyorum herkese. İki sorum olacak. Karabük'te çalıştığınız en iyi hocayı sormak istiyorum. Bir de en mutlu olduğunuz maç geçmişe dair. Abi en iyi hoca benim ya. Fenerbahçe deyip maçında değişikliği ben yaptım resmen ya. Ölüm kalın maçında takım yüklerini aldırdı.
Bir hafta önce kendi kademi attığımı bıraktı, kurtardım takımı. Daha ne yapayım? Abi en iyi hoca Bülent Hoca. Ne soruyorsunuz hepiniz? Bütün Karabük sever, Erdem hariç. Ben Bülent Hoca ile orada çalışmadım. Burada çalıştım. Antalya'da gerçekten iyi hoca. Ama Karabük döneminde de Tolunay derim ben. Tabii canım, Tolunay Hoca. Yani. Tolunay Hoca. Bir de maç olarak da ama Fenerbahçe en keyifli maçı. De ben sana şeyim, Mesut Hoca zamanı. Zamanı da çok keyifli. Evet, ben oyumu Mesut Hoca'dan yaptım. İnanılmaz keyifli. Ahmet İlhan babandan yana kullandın gene. Geliyordum abi. Mesut bir adamın hikayesi. Ben de Mesut Hoca da Mesut Hoca da en mutlu olduğum an da herhalde son maçtaki Fener yendiğimiz maç. Aynen hepimizin öyledir. Fener 3-2 yendiğimiz maç. Ya İlhan ne maç ne maç çevirdin be İlhan. Ya hiç sorma. Abi oyuna bir girdi abi. Hatırlı ya ulan ya bir de var ya. Maçtan önce yaşadıklarımızı anlattırma şimdi burada ya. Ya Yiğit. Ya İlhan'ı arıyorduk Hakan abi, hatırlıyor musun? Yiğit. Fenerbahçe maçının öncesini anlatsın. Ya hiç sorma ya. Ya Hakan seni izle dedin ya. Oğlum oynamıyorsun. Lan yürü git diyorum Hakan, kim oynayacak? Vallahi oynamıyorsun dedim İlhan. Sen de oynamıyorsun. Ben de oynamıyorum dedim. Özmer. Özmer. İlhan böyle diyor sadece. İlhan böyle yapıyor ya. Sağ kanat kim oynuyor? Ahmet İlhan oynuyor dedik. Sol kanat kim oynuyor? Shelton oynuyor. Ha, beni santrafor mu oynatıyor? Lan oynamıyorum işte dedin ya. Oğlum diyor, kadroyu ben verdim diyor. Ben nasıl oynamam diyor. Ya Erdem. Ben Erdem. Sana bir şey diyeyim mi? O zaman da şu var. Hakan hatırlarsın, senin evine birileri gelmişti. Hoca gelecekti. Evet. Ben ne dedim orada? Şu an dedim bizim hocaya ihtiyacımız yok. Biz hoca falan istemiyoruz. Aynen. Başımızda Suat Hoca var dedim. Biz maçlara Suat Hoca ile çıkacağız. Kimse de gelmeyecek dedim. Aynen. Hatırlarsan o zaman. Aynen. Kaptansın. Hatta Hakan abi o zaman sen de bilirsin. Yönetici İsmail abi vardı. Takımı herkese böyle şey yapıyor artık. Millet ondan da soğumuştu. Sizde de ne dedik? Bu İsmail abiyi de dedik kulüpte görmek istemiyoruz dedik. Aynen. Beraber takımca ondan sonra ben gittik. Başkana ne dedik? Hakan abi sen de vardın. Söyle. Biz dedik söyle. İsmail abi kulüpte istemiyoruz. Öyle dersiniz yabancı serbest bırakırlar. Yok. Hayır. Bak yaptıklarımız doğru bir şey mi? Yanlış bir şey ama biz ne dedik? Karabük Spor'un menfaati adına bunların olması gerekir kardeşim. Yapacak bir şey yok. Bizim de kellemiz giderse gitsin dedik. Aynen. Onu yaptı zaten. Seni oynatmadı işte o maç. Ben oynatmadım. Sorma ya. Ben dedim ki bak hocam Sivas'a gideceğiz. Dedik Bolu'ya gidelim, gittik. Oynatıyor. Geldik hocam diyorum, bak dert etme şey yapma. Hocaya da diyorum ki yapacağın kadar da sıkıntı yok. Ben arkandayım. Rahat ol diyorum. O zaman Murat Dolbulanlar falan hepsi de biliyorsun oğlum takım. Hepsi beni şey yapıyor. Ulan bir baktım hoca beni oynatmıyor. Ama şey komikti. Yiğit. Sonradan İlhan ne yaptı? Oynamadığını öğrenince. Nasıl ağlıyor? Öyle bir şey yok. Oyuna ağlayarak girdi. Ama oyuna ağlayarak girdim. Hayır Erdem. Isınırken de ağlıyordum. O hafta bir de Erdem böyle yatıyoruz odada. Hako diyor bir şey yapmamız lazım, takım uyuyor diyor. Ne yapacağız lan dedim. Hako takımı uyandırmamız lazım. Bak bundan sonrası yok diyor. Ne yapacaksın lan dedim. Kavga çıkaracağım diyor. Oğlum niye kavga çıkaracaksın dedim. Kavga çıkaracağım dedi. Bak dedi millet dedi kendine gelsin. Kimle kavga çıkaracaksın? Lua Lua ile kavga çıkaracağım. Adam en sakin adam. Ne işim onunla dedim. Hago. Kadroya çıkmadın. Ya hadi kavga ettiniz bir de. Sonra geldi. Adam bitirse ligden düşeceğiz. İyi. Lua diye gelmiş bana böyle yapıyor. Niye oynamıyorsun? Korktun mu? Sen nasıl adamsın? Nasıl futbolcusun? Aynen. Lua diyorum ne diyor? Niye oynamıyorsun? Oynadığım... Lan nasıl oynamıyorsun? Lua da gelmiş bana fırça atıyor. Sonra Suat Hoca beni çağırıyor diye. Böyle yapıyor. Bana göre diyor sen diyor... Sen kimsin lan dedim. Bak ilk defa böyle... Sen kimsin lan dedim. Evet. Bu takımda dedim Tomic oynamaz, Gali'ye ben geçerim dedim. Tamam mı? Düşersek de dedim benle düşeceksin dedim. Öyle bir dünya yok dedim. Düşeceksin de benle düşeceksin. Gali'ye geçerim dedim, yine ben oynarım dedim. İşte sen nasıl? Ama orada ana avrat artık orada bir ama şey oldu. Ama Gali'ye geçme de bütün toplar yok, patlar. esas dinle. Yumruğu vurdum. Çektim gittim odadan. Tam kapıdan çıktım bir baktım başkan. Bir gördü beni. Şaşırdı böyle. Gel bakayım lan ne oldu? Ama nasıl ağlıyorum? Hıçkıra hıçkıra. Otur dedi odaya geçtim. Peçeteyi aldı böyle. Nasıl ağlıyor Yiğit? Ben ağlıyorum. Böyle ağlıyorum. Başka böyle yapıyor. Böyle bir peçeteyi almış.
Ağlam oğlum ne oldu sen? Hocam ben oynatmıyorum. Diyor ki nasıl oynatmıyor oğlum diyor. Dedim oynatma ama nasıl ağlıyorum başkana. Tam öyle oğlum sakin ol şu bu dedi ki ben dedi hocayla konuşacağım dedi oynayacaksın. Gitti geldi hoca da demiş ki ben kadroyu açıkladım İlhan oynatırsan işte ben giderim. Geldi ki bana böyle yaptı bak aynen başkan. İlhan dedi oynamak istiyorsun dedi hocayı kovacağım dedi. Mesela Yusuf Batuhan Altun şunu demiş, Yiğit abi demiş. Karabük'teki Gençler Birliği maçında El Kabir'e kırmızı yedirip sakatlanıp çıkmıştın. Maç sonu formanı vermiştin, tesislerde hala duruyor yanında demiş. Eyvallah, sağ olsun. Aynen ya, Yiğit. Severdi rakipleri kışkırtmayı. Hiç unutmuyorum. Ama Erdem maç sana içinde, ne dedi? Maç içinde bana aynen böyle yaptı. Maç içinde bana böyle yaptı. İkisi de sarı kart gördü. İkiniz de sarı kart gördü. Yok, sen o pozisyondan sonra sarı kart gördün. EK bir sarı kart görmüştü. Ondan sonra Yiğit bana döndü böyle yaptı. Kanki bak 5 dakika sonra attırıyorum bunu. Aynen aynen ben attırdım. Vallahi bak 5 dakika sonra attırdı ya. Aynen. Öyle bir şey yok ya. Ya Yiğit kazanmıştık herhalde onun için. Erdem maçın birinde topu aldım. Yiğit arkadan bindirdi nasıl gidiyor tamam mı böyle? Bağırıyor at. Ben de topu aldım kaptırdım. Sonra böyle koşu. İşte küfür ediyor bana, niye atmıyorsun bana falan. Dedim iyi, attırsam sen de kaptıracaksın zaten. Sorumluluk aldım dedim. Sen nereye gidiyorsun kaleye kadar? Sen de kaptıracaksın, ben de kaptıracağım. Bırak ben kaptırayım. Öyle dedim. Değil mi? Öyle değil mi? Fenerbahçe maçında bir tane araya saldı. Lua lua ya. Geçen izledim o maçı. Yiğit hakikaten Yobo'ya diyordu. Diyorsun ya Yobo'ya omuzu attı. Kanki nasıl güçsüyüm falan. Aynen. Ya Yobo'yu nasıl yıkmıştım ya. Ben bile inanamadım biliyor musun? Peki Yobo, Yiğit. Yobo jetlag olmuş o hafta. O maçın skorlarını nasıl size söylemiştim. O aralar rüya görüyordum ya. Hey o. Aynen öyle. Kazanıyorduk oğlum. Söylemene gerek yoktu zaten. Sürekli 3-1 kazanıyorduk. Öyle deme. İlk Galatasaray maçına giderken ne dedim? Fenerbahçe maçını gördüm rüyamda. Galatasaray'ı bilmiyordum. Fenerbahçe maçını 3-1 kazanacağız dedim. Doktor da aynen, böyle yaptı. O ara skorları söylüyorum ya. Rüya görüyorum. Bu maç 1-0 bitecek. Doktor artık geliyor diyor Kürşat abi. Maç kaç. Abi göremedim diyordum. Gol attığımı da görüyordum. Gördüğüm golü de atıyordum. Vallahi Kürşat abi böyle yaptı. Dedim vallahi Galatasaray aynen. Maçı da 3-1 bitecek dedim. Dedi ki bitti doktor Kürşat abi. Oğlum sen nasıl adamsın? Eğer dedi Fenerbahçe'de 3-1'i yenelim dedi. Müridin olacağım senin dedi tamam mı? Daha maç 2 ay sonra 3 ay sonra falandı bayağı. Abi 3-0 3-1 bitti ya maç. Doktor benim yanıma geliyor. Oğlum sen nasıl? Dedim vallahi görüyoruz bu aralar dedim. Ne oldu? Gözümüz göründüğümüz açıldı herhalde. Oğlum ne olacak? Düşmeyelim diye sabah namazına gidip kılıyorduk. İlhan'ım hatırlamıyor musun ya? Sanıyordum. Uğur abi. Yiğit ya oğlum var ya tesbih Uğur, attı, biz... attı, dua her şey vardı ya idman. Hakikaten o aşağıda tesisin altında da cami vardı ya oraya gidiyorduk yatsılar. Ya düşünün ben İlhan'ı kaldırıp sabah namazına götürüyordum ya. Yiğit, ama. Yiğit o ara uyumuyor arkadaş. O ara uyumuyor arkadaş siz büyük ihtimal internetten oyun oynuyorsunuz herhalde. Bir soru daha alalım. Sen Yiğit'i camide gördün ya Cuma'da. Lan ben abi. O camiyi yaptırdım. Hakan sallama bana. Ya Yiğit'i bir gün camide gördüm. Yiğit'i bir gün camide gördüm İlhan. Arkaya döndüm bak. Namazı kıldım. Arkaya döndüm. Böyle yaptım. Tövbe estağfurullah dedim tamam mı? İşte sanki şeytan gördü. Şeytan görmüş gibi. Tövbe estağfurullah yaptım tamam böyle. Yiğit arkaya döndü. Göz göze geldi. Başladı bana küfür etmeye camide. Ya alalım mı? Erdem, bizim ekipten Mehmet sanırım sorun vardı. Mehmet'in girebilirsin Mehmet yayına. Sorunu sorabilirsin. Hepinize iyi akşamlar, hoş geldiniz. Ben Hakan Akbaş'a soru sormak istiyorum. Hakan Soyler'e. Evet, abi sorun. 2011 senesinde M2'yi takım otobüsünü almayı unutmuştunuz. Hem maçtan sonra unutmuştuk onu almayı ya. Maçı yendik. Hangi Hakan maç adam olmasa abi? Karabük olmayacak daha. Ne yapıyorsun? Kim unutuyor? Sen kendini unut daha ya. Nasıl Emelike? Oğlum bir de Emelike yokken de maç yendik oğlum. Ölmert yenmedik mi Ölmert? Yendik. Düşüyordunuz geldiğiniz sayesinde. Ama lige çıkardı da ondan sonra. Ondan sonra değil mi? Lige çıkana kadar lan bayağı bir taşıdık Karabük. Hakan abi sen de ilk sene ne top oynamıştın be. İkinci evet. Sene ta ki o diz ameliyatın oldu ondan sonra bittin ha.
Orada fitness'a çok girdi ondan. Ama ilk sene var ya inanılmaz oynadı ya. İlan bir şey söyleyeyim mi bak, orada Hako ben bir rol oynuyorduk ya üçümüz. Maçtan önce hani taktik biliyorsun, alacağım vereceğim vuracağım ya. Diyorduk ki Birol dedi ki ben bunu alıyorum karşı takımdan orta saha. Ben diyorum tamam, ben de bununla eşleşiyorum. Herkes adam oynuyordu. Bak yemin ediyorum var ya, bir oynuyorduk böyle bir şey yok ya. Acayip uyumlu. Oğlum birinde de sen sakat mıydın neydin? Bülent Hoca Eskişehir'de bana dedi ki orta saha oynayacaksın. Nasıl hocam? Adama. Orta saha. Yine Hakan abi sen ben Birol oynuyordum. Üçlü orta saha herhalde. Aynen doğru. Bülent Hoca varken mi? Eskişehir'e gittik. Oynuyorduk işte. Bülent Hoca varken ara sıra oynatıyordu bizi. Seni ara gel Önder abi gel. Yok bizim grup var. Hakan söylüyor mu? Evet Hakan söylüyor. Hakan abi bir tane misafir hocamız var. Kimmiş o? Vay insan evladı. Bütün grup şey değil grup. Bu da karabiliyor. Tatlılık abidesi ya. Tatlılık abidesi gelmiş. Tatlılık abidesi. Oh! 100 kişi falan var herhalde. Ben çıkıyor. Rigeç. Rigeç gidiyor. Önder hocam Rigeç. Almış çaylarını. Ben hemen yine araya gireyim. Ya bu chat'te yine bir soru var. Karabük Spor taraftarı hakkında neler düşünüyorsunuz diyor. Yani abi, nasıl görünüyor? Bir şey diyeceğim. O uçağı var ya astığınız oraya düşüş başladı. Kasımpaşa maçı mıydı? Abi ne gerek var böyle şeylere? O uçak çıktı zaman takım çakılıyordu. Ya uçağı açtılar dedik tamam UEFA'ya gidiyoruz Avrupa'ya. 3-0 bitti. 3 tane attılar. Ondan sonra gün yüz 10 maç mı 11 maç öyle kazanamadık. 13 hafta. Ondan sonra kazanamadık hiç. He yani ha, o pankart yüzünden mi kazanamadık? Sarılamayın adamlara. Hakan söyler bu gece bize viski söyler. Aynen. Hakan abi diyor Utku Hoca'ya diyor. Utku Hocam lokumunuzu tatlınızı aldım. Gider Kenya oda yersiniz. Bugün bizi Trabzon yener siz de kovulursunuz. Hakan abi ne adamsın ya. Bu Hakan şeyler var her akşam Amigolada yemek yediler. Ben mi yiyordum? Amigolada sor bakalım. Çoğunu da kurtardım merak etmeyin dayaktan ha. Ne oğlum ya. Bize ne olur bu. Bülent Korkmaz beni yanına çağırdı. Bana dedi ki sen dedi dürüstsün dedi sana bir şey soracağım. Sor hocam dedim. Ben de ne eksik görüyorsun dedi. Hocam dedim eksiğin çok dedim ya. Morali bozuyorsun dedim. Bağırıyorsun boş dedim. Hiç dedim gerek yok. Kulübe dedim otur. Hocalar yaptırsın. O antrenmana çıktık. Daha yarım da olur. Başladı erdeme bağırmaya. Dedim daha yeni konuştuk dedim ya. Tutamıyorum kendimi diyor. Bu benim en iyi halim bu diyor. Erdem'i sevmiyordu. Nefret ediyordu canım. Zaten evladı var oğlum. Evladı vardı orada. Ama sonra bir açılanıyordu. Bize böyle... Göker Giresunlu soru sormak istiyor. Sesinizi açalım. Benim sorum... İlk sorum aslında Yiğit'ince Demir'e. Ben çok iyi atıyorum, aklımdan çıkmıyor. Bir maçta rakip oyuncu zaman geçirmek için yerde yatıyordu. Sakatlık mı olsun? Galiba bir Elazığspor maçı ve saç çizgisine baya yakındı. Yiğit'ince Demir onu çekerek kenara almıştı sanırım. Onu anlatabilir miyim? Aynen. O maçı hatırlıyorsa eğer. Ne gerekiyor? Evet. 2-1 geride. Hadi lan! Adamın ellerinden de sen tutuyordun ya. 2-1 gerideyiz. Ya Elazığ sürekli yatıyor. Biz de hiç yapmayız. Taş çizgisinin orada. Taş çizgisinin orada. Lan adamı 1 metre alsam çıkacak dışarı tamam mı? Kimse de yardım etmiyor. Baktım sedye de gelmiyor kenardan. Dedim ki ben bunu atarım kenara. Tam ayaklarından tuttum tamam mı? Adam ayağıyla bir tekmeyi attı. Kendimi bir attım yere. Hakem de gördü tam yanımdaydı. Maçı döndürdü. Maç döndü. Şimdi de Elazığ bu hallerde işte. Karabüyün onları aşağı kalır yanı yok ama kanki. Evet. Şey var. Kusura bakmayın araya girdik yine. Samet Yay. Evet sesini açıyorum. Sorunuzu sorabilirsiniz. Evvela iyi akşamlar herkese. İspanya Malaga'dan bağlanıyorum diyeyim. Şey sormak istiyorum ben ya İshak Doğan muhabbetinden sonra sormak istiyorum aslında bakarsanız.
Hani mesela Gams Pedersen gelmişti takıma. Bir ara kayboldu. Kim yedi, ne oldu? Adamın oynayası gelmedi, yokmuş. Gelmedi, o hiç gelmedi kardeşim. Neyse. Geldi diye Gamsiler yazdı. Biz de görmedik onu. Parayı aldı, parayı. Hayal meyal bir taçını hatırlıyorum. Taç kullanmıştı. İçeride Kayseri maçı da hatırlamıyorum. Taç kullandı, sonra kayboldu. Başka hatırlamıyorum. Onun da. Yüzünden kırmızı kart gördüm maçta. Bak şey söyleyeceğim. Aklınıza gelen şeyi sormak istiyorum. Bir ara bir de çok sirkülasyon oluyordu. Oyuncu sirkülasyonu. Yani gelen en kötü futbolcu söyleyebilir misiniz? Mesela bir ara Fatih Can'dan geldi. Bildiğin Almanya amatör kümeden gelmişti. Onu hatırlıyorum. Sonra evet. Karışma kardeşim. Var. Orada başka işler olmuştur. Ya, sen onları biliyorum. Onlardan herkesin haberi var da şey sormak istiyorum. Az çok yine vardır yani fitness. Özellikle yabancılardan falan yani. Tekrar çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ben Kuka diyorum ya. Kuka. Vallahi ben Kuka'yı söyleyebilirim. 2 milyon euro almıştı ya Ahmet. 2 milyon euro bonservisle gelmişti ya. Karabük'e. Evet, evet. 2 milyon euro yani. Erdem abi hatırlıyor musun? İlk geldiğinde Tolunay Hoca dedi ki bir tane oyuncu aldım sağa çık. Ronaldinho gibi dedi. Yeşilburun Adaları. Yeşilburun Adaları bir takımında oynuyor dedi. Erdem abi de orada hocaya şey dedi. Ya hocam Yeşilburun Adası ne ya dedi. 15 nüfuslu dedi. Ahmet Can 2 yıllık nüfusla milli takımda oynuyor dedi. Demediğini hatırlıyorum Erdem abi. O sıralarda nasıl benim üstüme oynuyor ama. Abi Yiğit, Yiğit. Antalya'yı hatırlıyor musun? Ne ne o? Evet, sesinizi açtık, sorunu sorabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar kardeşim. Bilgisayarın markası Lenovo olduğu için ismi değiştirmeyeyim. Güzel bir marka. Kısaca iki soru soracağım. Önce Yiğit abiyle başlayacağım. İlhan Parlak ve Yiğit abiyle. Tabii. Son Fenerbahçe maçı, bu küme düşme olayı vardı. Başakşehir'de bir kapışıyor. Başakşehir deme kardeşim. Eski İBB. Yeni Başakşehir'in öyle bir şeyi yok. Aynen. İBB. Lualua güzel bir gol atmıştı. Üçüncü golden sonra ben 4 saniye sonra falan Yiğit abiyle kucaklaşıyordum golden sonra. İyi başına bir şey gelmemiş. İlhan abi ısınma esnasında gözlerinin dolduğunu falan görmüştüm. O an psikoloji vardı. Onu soracağım. Bir de bu Saint Etienne'deki maçta bu Aykut Akgün'dü galiba, hatırlamıyorum. Evet. Yani o transfer, ya bilmiyorum siz tabii daha iyi tanıtsınız da o penaltıyı o adamın atması ne kadar doğruydu ve nasıl bir hani futbol anlayışı vardı? Bu nasıl bir şey ya? Teşekkürler soru için. Ya Aykut aslında... Sen zaten söyleyeyim. Cevabı vermişsin zaten. Ya Hakan abi sana soru sorulmadı. Sen niye cevap veriyorsun abi? Yok. Ulan, Beykan, yok ben Aykut için söyleyeceğim de Aykut aslında topa iyi vuruyor. Öyle yani penaltı biraz onun şanssızlığı. Yani atabilirdi penaltı. Neyse gerisini siz devam edin. Hakan'ım. Tamam. Hayırlısı olsun Hakan. Beykan senin... Kritik bir penaltı. Bu penaltıya da camiye mal olmuş bir adam atsın. Bak ben Elazığ'da penaltı atamadım. Fotoğrafa girdik. Sırasını ben kendi kademe attım. Sonra Uğur'um kendi... Bize kimse bir şey demiyordu. Bak kimse evet. Hatırlamıyor bile. Ama kurtardık mı sonuçta takımı? Evet. Erdem'im kaçırsa ya da Ahmet İlhan'ım kaçırsa millet bir şey demez ama dediği gibi öyle bir şey olacak. Ama o arada kimse yoktu ki atacak. Çocuğa at dediler attı. Ne yapsın çocuk yani? Ya doğrudur. Burada kaldırılacağı sorumluluğun altına girmeyecek ya. Yiğit o maçta da arkada Yiğit'in abileri falan da vardı. Ben de ısınıyorum. Hakikaten bana insanlar diyor ki niye oynamıyorsun? Bağırıyorlar kulübeye yumrukluyor. İlhan'ı oyna al diye arkadan. Ben 5 dakika müsaadenizi istiyorum. Geleceğim arkadaşlar. İlhan nereye top oynamıştın lan? Ya ben diyorum hayatım. Abim sana şey demiş galiba İlhan. Aynen ya abin oradaydı. Kimseyi dinleme sen ısınmana devam et. Aynen abin öyle. Aynen. Çünkü insanlar durmuyor niye? Ben de yani o kadar doluyum ki hakikaten ağlayarak ısınıyorum. Oyuna girerken aynen, Gökhan Gönül böyle yapıyor. Golü atıyoruz ağlıyor. Oğlum siz manyak mısınız? Size ne oldu? Niye ağlıyorsunuz? Ben ağlıyorum bir bakıyorum Ahmet de ağlıyor. Bir baktım Erdem ağlıyor. Herkes ağlıyor tanıdım. Ama en başta olacağım maçlardan biri ya. Ya hacı bir de seremoni biz İstiklal Marşı'nı okurken gol dedi ya. Aynen. Ben dedim bu yani. Nasıl ya bunlar dedim aynı saatte oynamıyoruz biz adamlar ne zaman başında gol attı? Abi ilk yarı i̇şte olsaydı biz 1-0 gerideydik. İlk yarı aynen, korner, biz yedik. Korner atarken maç golik sesinden şeye geldi. Gol. Cebinde miydi lan? Vay.
güzel günlerdi ama bir numara o maç olur. Bence de ya, o maç hiç unutulmaz ya. Mesela ilk yarı oynanıyor ligdesin, ilk yarı bitiyor, küme düşüyor, 45 dakika sonra tekrar ligdesin. Aynen öyle. Allah'ım. Varsa yani. Başka soru? Sorular var mıdır? Bir tane var. Bir taraftar sormuş. Bu Saint-Étienne maçı sonrası Fenerbahçe deplasmanı vardı diyor taraftarımız. Waterman sakatlanmasa kaybetmeyebilirdik diyor. O maçı evet. Bir anlatabilirler mi diyor. Sezona iyi başlasak gerisi gelir diyor. Saint-Étienne maçından sonra beni oynatmamıştı o maçta, hatırlıyorsunuz mu? Penaltı kaçırdım diye. Ya bir şey söyleyeyim mi? O biz o adamı yolculuktan Avrupa, sonra... Adamı Avrupa'dan etmişsin daha ne yaptın? Yani hiç uyumadan Erdem, hatırlıyorsun Yiğit. Geldik hiç evet, uyumadan ya. Saat 6'da mı ne geldik. Ertesi gün bir daha maça çıktık falan. Yani bir de Kadıköy'de abi. Ligin ilk maçı ve inanın acayip iyi oynadık bence o maçı. Yani çok evet. İyi oynadık yani. Kazanabileceğimiz bir maçtı belki de. Ama kalecinin olayı kaybetmiştik değil mi? İçeri top atlamıştı. Kaleci içeri top atlamıştı. Ya yok. Tuttu bıraktı. Şey Vebo attı evet. Ya boş kaleye. Vebo muydu? Doğru. Aynen. Yani en fazla berabere biterdi o maçı yani. Ama Waterman sakatlandı. Yenebilirdik yani de. Ya şey orada... bizim takım zaten çok erken başlamıştı lige o sene. Bence performans olarak mükemmel seviyedeydik. Fener maçından sonra milli takım arası vardı. Tolunay Hoca daha da yüklenmeye çalıştı bizi. Aynen. Çok sakatlandı. Sonra inanılmaz sakatlıklar başladı o sene. Ben sakatlandım, sen sakatlandın, Erdem sakatlandı. Aynen. Yani çok eksik kalmıştık. İlk yarı yani ondan dolayı çok az puan toplamıştık. Yani bir neden de olabilir ya düşmesinin nedenlerinden. Hacı bir ara hatırlıyor musun ya? İdman yapıyoruz. Sakatlar bir yerde koşuyor. İdman yapan oyuncuların sayısı şeyden az. Sakatlardan az. Aynen. Doğru. Ama bu ne diyorsun? Vallahi böyle şey olur mu diyorsun? Bu ne ya? Bir de bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten iyi forvetimiz yoktu o sene ya. Yok, İyi bir forvetimiz olsa biz o sene ligde kalırdık. Yani kesin. İyi bir golcümüz yoktu yani. Alamadık. İnanıp kalsaydı yine farklı olurdu ya. Evet. Kesinlikle. Kanki ortam. Bizim ortamımız. Evet. O ortamda... Şey yok yani. Ya hacı tamam öyle de. Ya biraz da kalite de lazım. Yani şimdi sizin hepinizin kalitesi vardı. Ben şimdi Murat abiyle, Murat Yolbulan'la ofisine gittim. Dedi ki bir forvet geliyor dedi. Çok iyi dedi falan. Tamam formasını da hazırlattık. Vallahi dedim iyi hadi hayırlı olsun abi falan dedim. Kim işte? 12 numarayı da seçmiş. Formada X-Large tamam mı? Dedim herhalde Ener Amo tarzı bir oyuncu aldılar. Ana bir baktım Kubela geldi benden kısa. Niye X-Ball yapsan önce olur forma. Bunu almışlardı ya. O şey... Sen arada gir vallahi. Şimdi yıllar önceye bir gidelim. Murat Coşkun'u anımsayan var mıdır Karabük'ten? Zamanında birkaç fotoğraf gönderdi eşinin doğum günü için. Hatta düğünlerini stadyumda yapmışlardı arkadaşlar. Belki hani, ulusal medyanı hatırlarsınız. Ahmet İlhan'ın böyle bir doğum günü tebriği olmuş. O işleri Ahmet İlhan hatırlar, biz hatırlamıyoruz. Hala devam. Aynı şekilde şey var. Ya Uğur sen nasıl bir adamsın? Oğlum adam gelin verdi Karabük'e. Bir tane daha paylaşacağım. Yine Yiğit İncedemir'in benzer şekilde bir tane şeyi var. Bu... Yiğit'e zorla yaptırmışlardır onu. Ahmet'in aracı mı olmuştur? Abi şunu bir yer ya. Yapmışımdır Yiğit abiye de. Aynı şekilde. Şöyle bir fotoğraf var. Bir WhatsApp Instagram video ekran görüntüsü gönderdi. Yiğit'ime bak. Tolunay Hoca gibi ben... bakıyorum lan Yiğit. Harbiden ha. Ben koşan gibiyim sanki. Murat'ın sesini açtım. Eşinin yarın yine doğum günü. Aha. Kendisi tamam ama iş bende. Bir kutlama istiyor. Daha iyi bilir yani. Şu an bağladık Murat. Murat buyur. Kardeşim. Ahmet kutla kesinlikle doğum gününü. Herkese iyi akşamlar. Ben yaklaşık 11-12 yaşından beri tribündeyim. Değişik jenerasyonlar gördüm. Her jenerasyonun ayrı bir anısı var. Siz de Karabük halk tarafından bayağı bir sevildiniz. En iyi dönemlerde oldunuz. Hatta sizinle kariyerinizin en iyi dönemleri oldu. Bu videoyu Cenk Hoca aracılığıyla çekmiştik biz. Hatırlayan var mı bilmiyorum ama. He biliyorum. Hatırlıyorum. Rahmetli adam. Yılmaz'ın zamanı. Evet. Cenk Özcan'ın sayesinde. Ya altyapıdan hocam benim.
Bülent Korkmaz varken de geldiydi o ya. Ayrıldı ya sonra. Tamam bir adam konuşsun bırakın. Ben bir soru olarak sadece şeyi soracağım. Hepinizde gördüğünüz en iyi dönemlerinizde, Karabükspor'un en iyi dönemlerinde Kırmızı Mavi öncülüğünde 3 tane büyük bir koreografi hazırlandı. Direne direne kazanacağız. Mavi Ateş uğruna savaşın. Bu koreografilerden en fazla beğendiğiniz var mı? Onu merak ediyorum ben. Benim en çok sevdiğim Dumanlı Kent'in Puslu Çocukları benim diye de bir pankartımız vardı. Aynen. Benim de en çok sevdiğim karabaya girerken o fabrikanın dumanı. Hep yanıyor mu yanmıyor mu diye bakıyordum. Yanmazsa geri döneceğim diye. Ooo! Ben de dumanı. Acayip bir selam ver gençlere. Haca! Haca'yı oynayacağım hala. Son iki sene sadece mi? Yalnız ben aynı zamanda bırak. Sen, Uğur sen önce Hacı abiden önce bırakırsın. Hacı abinin kulis sağlam canım. Var mı beyler söyle şey soruya cevap. Soruya lan Özmer aklımda bir tane soru var. Özkan Mermi sormak istiyor. Sesini açtın Özkan'ın. Evet. Herkese merhaba. Mallara. Merhaba. Merhaba. Sesim geliyor değil mi? Merhaba. Geliyor. Geliyor. Bizim 2012 yılında küme düşmediğimiz sene Bülent Hoca'yla birlikte çok iyi bir çıkış yapmıştık. O sezonun ikinci yarısında Mainz Spor'da ilk yarıya müthiş başlamıştı. Mainz Spor'dan Yiğit İncedemir ve Ahmet İlhan Özek son sezonlarını yaşıyorlardı. Bize karşı oynadılar. 1-0'da öne geçmişlerdi. Ama 2-1 çevirmiştik. Uğur Uçar asist yapmıştı. Sonra ben öne girdim asist yaptım. Evet. Unutulmaz bir maçtı aslında bizim için de. Siz neler söylemek istiyorsunuz o maçla ilgili? Teşekkürler, iyi akşamlar. Hepinizi seviyoruz. Manisa Spor olarak benle Ahmet mi yoksa İlhan'la Uğur mu konuştun? Ben hatırlamıyorum maçı ya. Ben hatırlıyorum. Ben Ahmet İlhan ve Yiğit İncedemir Manisa'daydı. Ya biz şöyle, biz gelirken Ahmet İlhan hatırlar. Tam bu daha yolun o çevriminden 40 kilometre yol var ya, bir tane toprak yol. Onun orada kardı. Bizim otobüs bozuldu. Ya dedim ki şeyden, Karabük'ten otobüs çağıracaklar. Biz Manisa Spor olarak bekliyoruz. Karda şey gelecek. Karabük'ten otobüs gelip tekrardan bizi alacak. Beklerken dedim ki ya dedim burada oynayan futbolculara Allah dedim kolaylık versin ya dedim. Bu ne biçim yer ya dedim. Kayseri'ye demiştim ya. Ondan sonra neyse bizi aldı. Kısmet bir sonraki sene yani 3 ay sonra bir sporla anlaştım. Ama iyi ki de anlaşmışız. Vallahi hayatımın en güzel günleri geçti ya. Siz de o zaman hoca Ümit Özat evet, değil evet mi? Ya Ümit düşün Özat, ben onun yani pozisyonunda oynuyordum oğlum. Nasıl düşmeyeceksin? Murat Erdoğan falan. Bir şey diyeceğim. Pardon. Siz nerede düştünüz pardon biliyor musun? Yiğit, Ahmet İlhan karşı karşıya kaçırdığını döndü pozisyon gol oldu. Evet evet. Aynen. İyi oynamıştık o maçta biz. Karabük'e geldiğimizde evet de konuşuyorduk. İyi ki o maçı yenilmişiz de Karabük'te buluşmuşuz yani. Gerçekten hayatımın vallahi en güzel günlerini geçirdim orada. Muhtemelen siz de aynı şeyi düşünüyorsunuz. Hala daha iyi. Yani. Valla bir şey söyleyeyim mi? Az önceki konuyu ben de söyledim. Hako. Hako. Maç bitiyordu, biz evde toplanıyoruz. Ahmet'e de diyorduk ki hadi oğlum sen de gel. Kanki nasıl geleyim ya? Özlem şimdi meyveyi falan hazırlamıştır. Ne diyeceğim ben Özlem'e? Özlem öyle. Ben meyveyi falan da hazırlamıştır. Ben ne diyeyim sana? Vallahi gelemem ben ya. Vallahi aç kadın bu adam ya. Aç kadın. Abi masam hazır her akşam. Ne yapayım size? Ben nasıl geleyim ya? Vallahi gelemem diye. O konuda Ahmet İlhan'ımı takdir ediyorum ben. İlhan sen ben Uğur'da yapıyorduk ya masam. Siz birçoğunuz burada farklı farklı dönemlerde de oynadınız Karabük Spor'da ve farklı yönetimler gördünüz, farklı teknik adamlar, farklı başkanlar. Biz özellikle Avrupa'ya gidildiği sezon öncesi ve sonrası birazcık şehirle kulüp arasında bir kopuş sezildi. Siz kulübün içinde insanlar olarak bunu fark ettiniz mi? Mesela Tolunay Hoca'nın ve yol bulanların olduğu dönem siz bu kopuşu abi, fark kopuş ettiniz mi? Ya yürüyerek sahaya gidiyoruz, yapmayın bir tesis yapsaydınız. Hayır önce, bu yani bahsettiğim şey istiyorum. Şu mesela tesislerle taraftarın ve şehrin bağı daha yüksekti. Bir şey diyeceğim, çay içmeye geliyorlardı
amigo olarak geliştiriyor. Ya şimdi şöyle, bazı şeyler doğru, bazı şeyler de hani biraz kulübü geliştirmek adına olmaması lazım, anladınız mı? Yani taraftarla iç içe olmak kesinlikle, ben buna karşı değilim. Hani olmak lazım zaten, yani bütünleşmek lazım bir yerde başarı istiyorsanız, ama kulübün de bir şeyleri olması lazım. Bir düzeni, bir çalışma programı, ne bileyim, bir kendi iç disiplini olması lazım yani. Evet. Şimdi Hakan öyle şöyle zamanındaki yani. Tesiste de gelip saygı dinlemeyecek amigo abi ya. Yani benim fikrim bu. Onları bir alıyordu böyle bir tuzlu tatlı. Ama bir şey diyeyim mi? Abi Karabük'te de o güzeldi yani, anladın mı? Hakikaten iç içeydin yani. Herkesle iç içeydin. Yok şöyle. Şimdi tesisten hani, dışarı çıksan. Başka kulüplerde... Başka kulüplerde olsa belki anormalde o Karabük o ayrıydı yani, anladın ya. Mı? Sanki biz de o halktan bir insan gibiydik yani, hatırlasanıza. Ama Karabük de hakikaten dediği gibi son dönemler belki öyle oldu mu olmadı mı bilmiyorum, ama bizim zamanımızda hep bir o şey kaynaşma, o sıcaklık vardı yani. Ben var, hiç var. O şeyi yitirdiğimiz bir dönemi hatırlamıyorum. Son dönem ne oldu bilmiyorum. Hakan Söner gidince o bağ koptu abi. Ya şey, peki ben şöyle ben size bir soru sorayım yani moderatöre. Ya biz tamam düştük, sonraki sene işte çıktılar, ama ondan sonra iki sene, ya bu Karabük'ün o iki sene Süper Lig'de kaldıktan sonra bu kadar geriye gitmesinin nedeni nedir? Yani şu anda bu sene olmasaydı ama kardeşim, Türk kümedeydi. Kardeşim indir babam indir. İndir babam yani, indir ne olacak? Hayır dönem... bu kadarına halk olarak o zaman izin verilmeyecekti abi. Yani ben şöyle söyleyeyim Yiğit. Yani benim kendi gözlemim, Karabük kurulan bir şehir. Yani Karabük böyle başından beri olan bir şehir değil. Karabüklü diye bir insan yok zaten. Öyle bir kavram da yok. 1937'den beri geliyor insanlar. Karabük'te kentleşme tamamlanamıyor. Kentleşme tamamlanamadığı için de şehrin yerlileri kendi içinde bir güç oluşturamadı. Bizde gücü oluşturan kitleler hani bu şehrin yerlileri değil en başında. Kalıyorlardı bir ara kulübü. Sembolik bir değer Karabük'te. Herhangi bir güç dengesi sağlanmak isteniyorsa şehirde, bu yıllarca Karabük Spor üzerinden yapıldı. Aileler bir şekilde kulübü ele geçirdi. Ve Kardemir'in içerisinde güncel durum, ne zaman bakarsak bakalım, bu 2000 krizinde aynı şekilde, 2010'daki Demir Çelik krizinde aynı şekilde hep Karabük'e yansımıştır. Dünyadaki krizler yansıyor Demir Çelik sektöründe. Bu son dönemde ise işte ortada çıkıyor vallahi. Kardemir'in yönetim kurulundaki işte bir çatışma, yani şehre yansıdığı kadarıyla bu doğrudan takıma etki yaptı. Bu takımın durumu böyle. Zaten hani kulüp 1937'de İngiliz mühendislerin işte kurduğu bir takım aslında. İyice bir tarihçeye baktığımızda müessese takımı. Doğrudan bir tüzükten gelen bir bağı da var baktığımız zaman. Yani aslında çok da böyle şehrin takımı olma özelliğine sahip olmadı. Biz aslında hep bunu istiyoruz. Şehrin takımı olsun bu. Herkes bunu benimsesin. Bu akşam buraya katılan arkadaşlar istisnadır bu şehirde. Kolay kolay bir benimseme görmeyiz. Ne zaman gördük mesela? 1990'larda çok fazlaydı. Ama sendika çekişmesi başladı o dönemde. Birçok insan küstü. Yani biz babalarımızı biliriz. Deplasmanlara giderdi bu insanlar. 35-40 yaşında, 50 yaşında arabalarla atlayıp uzak deplasmanlar. 30 otobüs gittiği görülüyor. Ama o çekişmelerin hepsi taraftarı küstür. Yani Karabük'te küsen taraftar da vardır. Doğrudan futbolla ilgili olmayan etmenler de bu takıma çok etki yapmıştır. Ya işte dediğim gibi camiye o bağlılık olsa o taraftar ne olursa olsun. Yani şimdi devlete küsebilir misin? Ne yaparsa yapsın küsemezsin. Onun gibi mesela. Şimdi Ankara Gücü'nde örnek vereyim. Ankara Gücü de zor zamanlar yaşadı ama taraftar ne yaptı? Camiaya sahip çıktı. Ne yaptı? Tesiste eylem düzenledi. Ne yaptı? Her şey yaptı. Yani o şeydeydi. Yiğit'in de dediği gibi yani taraftar hakikaten o birliği, kenetlenmeyi bir oluştursa, böyle bir şey yapsa bence olurdu ama tabii yani şimdi ne oldu? Bence yani insanlar da hakikaten bu paralar nereye gitmiş, ne olmuş, ne bitmiş bunları merak ediyor yani. Şimdi dediğin gibi bu kadar örnek veriyorum. 200 milyon, 200 milyon borcu var. Şimdi gelip de adam niye versin 200 milyonunu? Paralar nereye gitmiş belli değil, ne olmuş belli değil. Ortada açıklayıcı net şeyler yok. Paraların nerede olduğu belli değil. Para nerede olduğu belli değil. Kimin aldığı belli değil. Ben gideceğim onun borcunu kapatacağım. İnsanlar da böyle bakıyor dediğin gibi. Aynen aslında öyle. Şey olsa buna müsaade edilmemesi gerekirdi. Ama tabii ne? Bir kişi de sorumluluk oluyor. O da istediği gibi at koşturuyor yani.
Şu an sadece çoğu kulübün durumu böyle. O istediği kişilerde düzgün şeylerde ben... at koşturmazsan ne oluyor? Ya yöneticiler herkes... bir kere yanlış. Başkanın, oraya gelen başkanı futboldan anlamıyor. Ve bir maddi gücü yok. Başkalarından para bularak kulübü yönetmeye çalışıyor. Bu sektörde böyle bu kadar gitmez. Çok para dönünce insanın aklı da karışıyor. Ya şöyle, ben şimdi son düştükten sonraki sene de ikincilikte oynamak kabul etmiştim. Gittim anlaşmaya. Başkanla odada konuştuk. Ben anlaştığım miktarın üstüne biraz daha para koyuyorlar. Dedim bu ne? Ya dedi ki biz sana bu kadar vereceğiz. Ya bir tane menajer parası biz vermiyoruz diyorlar. Başka bir menajerle anlaşılmış kulüp olarak. Abi benim üstümden o menajere para gidecek. Tanımıyorum. Ben de çıktım gittim. Hatta benim arkamdan sonra bir tane yazı yazmış. İşte Yiğit kaçtı gitti Karadük'ten diye. Yani o şöyle sanıyor. Biz yani futbolcular olarak biz çok kötü zamanlarda da Karadük'te olup yani kimsenin bu elini sokmayacağı şeylere biz kafamızı soktuk. Yani biz hiçbir zaman kaçmadık. Evet düştük. Ama biz hiçbir zaman hiçbir şeyden kaçmadık yani. Bir şey söyleyeyim mi? Burada, burada izleyiciler var, şeyler var. Türk futbolunun yabancı kuralının serbest bırakılmasının tek nedeni bu. Yerli oyuncudan bir şekilde para kazanma şansları yok. Çünkü Uğur'un, İlhan'ın, Yiğit'in parası belli zaten. Belli. Ama yabancının nereden geldiği belli değil. Ne kazandığı belli değil. Hala ben insanların... Bak yabancıya kesinlikle karşı değilim. Gelsin iyi yabancı. Şimdi burada hepimiz Sernat'ı tartışabilir miyiz? Hepimiz oynadık onunla. Adam futbolcu gelsin abi. Böyle oyuncular gelsin ama... Ne ediyor belirsiz olmayan futbolcular geliyor. Senin oynadığının yarısını oynamıyor. Ve kazandığı para bizim 3 katımız, 5 katımız. Ya şimdi bunlara, bak, bunlara artık biri, dur denmesi bak, gerekiyor. Ben buna kızıyorum sadece. Arkadaşım biri mesela Pedersen demişti. Pedersen hatırlıyor musun? 1 milyon euro oynuyordu o zaman bizde. Aynen hiç sorma ya. Ne oynadı ya? 1 lira kazandırdı mı kulübe? Sernat 300 bin euro, 400 bin euro oynuyordu atıyorum. Pedersen 1 milyon. Bu nasıl iş? Aynen, ya ben size şimdi bir şey diyeceğim. Euro 8. 7, en ucuz oynayan yabancı ligdeki 800 bin euro oynuyor. Çarp 6,5 trilyon oynuyor. 6,5 trilyon yerli vardır ligde. Büyük takımlar hariç yoktur. Aynen öyle. Yani ne oluyor işte anlayın yani yok fiyatı düşürmek falan hikaye yani. Sağ ya öyle işte. Adam bir buçuğa imza atıyorsa masada peşinatını alıyor. Güle güle hadi. Menajer gidiyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Kulüpler ancak düzgün insanlar yönetirse düzelir. Başka türlü düzelme şansı yok. Yani gerçekten abi, bak, iyi niyetli ama kandırılmayacak. Kandırılmaya da müsait olmayacak. Kandırılmayacak. Adam, o da kucaklaşacak şehirle, halkla, taraftarla. Bir şekilde eski günlerine dönersin. Çünkü biz küme düştük. Ya biz küme düştük, paramızı aldık ya. Ya Karabük'te biz küme düştük. Yemin ediyorum hayatım boyunca yaptığım yatırımların hepsini Karabük'te kazandığım parayla yaptım. Aynısı. Ya. Vallahi billahi ben ya. Ben diğer yerlerden para kazanamadık ki zaten. Ya aynen yani. Öyle ya. Yemin ediyorum ya bak. Yani o kadar güzel bir kulüp ya. Bir sorusu olan var mı? Şöyle bakıyorum. Chat ekranına bakayım ben bir. Özkan Mermi vardı ama. Özkan Mermi tamam. Sesini açalım. Sesim geliyor değil mi? Geliyor. Evet. Yiğit İnce Demir, çok teşekkür ediyorum. Bu benim aklımda uzun zamandır olan bir soruydu. Nasip oldu konuşmak şimdi. Sen de değinince tekrardan söylemek istedim fırsatını bulmuşken. 2015'te düşünce bütün takım gitti. Yepyeni bir takım kuruldu. En sonunda senin kalma muhabbetin vardı. Senin de bahsettiğin gibi. İşte sonra parayı beğenmemekten falan suçlandığın için diyorum. Herkes de öyle biliyor çünkü Karabük'te. İyi ki bu açıklamayı yaptın. Şu an içimiz rahatladı. Sana karşı bakış açımız da değişti. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Carlos'un herkese selamı var. Bir selamı ile. Oo Carlos adamı. Üçüncü evrimde kalmış Carlos. Bir şey diyeceğim. Bir arkadaş mesaj atmış. Allah'ım. Şartını sormuş da. Şartımla ben mesajlaştım. Geçmiş olsun dedim kendisine. İngilizce. Uğur. Dedim ki bir ihtiyacın olursa dedim bize yaz. Biz dedim merak ediyoruz durumunu falan.
Çok teşekkür etti. Selam söyledi herkese. Takım arkadaşlarına da, taraftarlara da. İyi miymiş abi? Daha iyiymiş de ama gene şeymiş ya. Ciddi ama diyor, tedavi oluyormuş. Ben dedim benim... buradan bir yeterin olursa dedim, maddi manevi dedim, haber ver. Tamam. Şey yapacağız. Ako öyle bir şey olursa yardım edelim yani. Aynen. Dedim. Evet. Mesaj Jamaikalı. Ben bizim takımda var ya, ben soruyorum devamlı, bir tane şey var. Bizdeki Orgil'de Jamaikalı. Soruyorum onu. Hatta dün konuştuk onunla ya. İyi dedi, böyle durumu çok şey değil dedi. Ben de takip ediyorum dedi. İyi yani, o kadar kötü değil dedi. Tedavi olursa ya, geçer inşallah daha ya. İnşallah bir şey olmaz. Ama ya. İlk gördüm ben, çok üzülmüştüm ya. Vallahi. Bir şey söyleyeceğim. Vallahi bu muhabbete doyum olmuyor. Ben ayrılmak zorundayım. Teravih mi kılacaksın? Teravih kılacağım. Şöyle yavaş yavaş sonlandırabiliriz. 2 saat 10 dakikadır biz yayındayız. Sizler de çok değerli vaktinizi ayırdınız. İş vardır, güç vardır. Çok sağ olun, çok var olun. Hepinizin yeri zaten siz de biliyorsunuz, biz de ayrıdır. Gerçekten çok sağ olun bu akşam katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür sağ olun. Ederiz. Hep birlikte böyle toplandık. Aynen vallahi. Güzel oldu. Ne zamandır çok teşekkür bir araya da gelemiyorduk. Her türlü yardımda da bulunuruz. Yani aynen. Futbol hayatımızın hepimizin sonuna geliyor ama bunun futbolcu haricinde teknik adamlık, işte teknik sorumluluk devreleri de var. İnşallah Karabük'le tekrardan yolumuz kesişir. Ben çok isterim yani. İnşallah. İnşallah. Çok sağ olun tekrar. Herkese iyi geceler dileyim. Biz teşekkür, herkes, biz teşekkür ediyoruz. Selamlar. Hadi gençler, görüşürüz. Görüşürüz abi. 2 yıldır Ankara'dayız. Bir kere görüşmedik. Hadi görüşürüz İlhan abi. Biliyorsun sen durumları Beykan. Görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. Hadi.